Diğer insanlar da izliyor. Hemen konuya geçiyorum. Dersin sonuna doğru sohbet kısıtlamasını kaldırırız. Herkesin sorusuna bakarız. Şimdi Türkiye edebiyatının dönemleri önemli mi diye soruyorlar. Kesinlikle önemli arkadaşlar. Her şeyden önce hani bir şeyi öğrenirken, Servet-i öğrenirken, Divan edebiyatını öğrenirken, Fecralti'yi öğrenirken bir şey öğreniyorsunuz sonuçta. Ne, ne zaman oluşmuş edebiyatımızda bence bilmek gerekiyor. Şimdi her şeyden önce tahtama dikkat edin. Milletler uzun tarihleri boyunca edebiyatla ilgili sayısız eserler meydana getiriyor. Bizde de var arkadaşlar pek çok eser. Bir milletin yüzyıllarca meydana getirdiği bu edebi eserleri incelerek geçirdiği dönemleri dikkat edin. Kronolojik yani tarihsel bir sıra içinde inceleyen bilim dalı edebiyat tarihidir. Demek ki edebiyat tarihi diye arkadaşlar bir bilim dalı var. Ülkemizde batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat döneminden itibaren başladı. Buraya dikkat. Tanzimat'tan biri var. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma Burasının sorulabileceğini düşünüyorum. Yani edebiyat tarihinde bu bilgi bize sorulabilir. Mehmet Fuat Köprülü'nün 1928 yılında yayınladığı Edebiyat Tarihi adlı eserdir ki bu eser arkadaşlar edebiyat öğretmenleri için de çok önem arz eden bir eserdir. Peki başka edebiyatımızda kimler var edebiyat tarihçisi olarak? Dikkat edin Nihat Sami Banarlı'nın hatta şu sorulabileceğini düşünüyorum eğer sorulursa. Resimli o da çok önemli bir eserdir. Türk Edebiyatı Tarihi. Eğer aramızda edebiyat öğretmenliği okumak isteyen varsa da arkadaşlar bu eseri tavsiye ederim. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi kitabında tavsiye ederim. Bu da çok önemli bir eser. Agah Sarı Levent, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Nihat Özon. Mesela Vasif Mahir Koca Türk. Cumhuriyet dönemindeki yedi meşaleci olarak bilinir değil mi? Yedi meşaleci şairlerden birisi. Koca Türk arkadaşlar, Şükran, Kurdakul, İnci, Engün'ün bunlar Türk Edebiyatı'nın önemli edebiyat tarihi araştırmacısı yazarlarıdır arkadaşlar. Tamam geçiyorum konuya devam ediyorum. Ses görüntü iyi. Bir sıkıntı yok. Değil mi arkadaşlar? Geçtik. Peki biz edebiyatımızı neden dönemlere ayırıyoruz ve dönemleri ayırırken bazı kıstaslarımız var. Yani ölçütlerimiz var. Bunlar nedir arkadaşlar? Buraya dikkatlice dinleyin. Bir milletin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapısıyla o milletin edebiyatı arasında tabii ki sıkı bir ilişki var. Bu alanlarda meydana gelen değişim ve gelişmeler edebiyata yansır. Türk milleti de tarih boyunca pek çok Siyasi, ekonomik ve kültürel değişim evet biz de pek çok değişim yaşadık. Bu değişimler sonucunda ve edebiyatta farklı edebi dönemler oluştu. Bu edebi dönemlerin belirlenmesinde bakın dikkat edin Türklerin dil anlayışı, dil coğrafyası, kültürel farklılaşmalar ve dini hayatımızda göründüğümüz bazı değişimler. Mesela sevgili arkadaşlar Türklerin İslamiyet'e geçiş süreci değil mi? Bu çok önemli bir kıstasıdır bizim için dönemleri ayırıyoruz sonuçta. Hatta öyle bir dönemimiz var ki mesela geçiş dönemi Türkiye Edebiyatı diye bir dönemimiz de var aslında. Şimdi karşınızda bir tablo var. Şu an tablonun tamamını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli bir tablo. Biz bu tabloyu çok önemsiyoruz. Türkiye Edebiyatı'nın dönemleri bir kere. Edebiyatımız ne zaman başladı bilmiyoruz arkadaşlar. Hani burayı milattan önce bin diyen olsun, 2000 diyen olsun. Hadi bin diyen bile çıkabilir değil mi? Çünkü sonuçta Nuh tufanını duymuşsunuzdur. Onun öncesini de bilmiyoruz. Ama arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı dikkat 11. yüzyıla kadar devam ediyor. Yani Türklerin artık devlet halinde yani Karanlılar dönemine kadar olan kısmına biz İslamiyet öncesi Türkiye Edebiyatı diyoruz. Ama hocam 751 yılında Taz Savaşı'nda bazı Türkler Müslümanlığa geçmiş, İslamiyet'e geçmiş doğru ama devlet halinde bizim İslamiyet'e geçişimiz 11. yüzyıla doğru denk gelir arkadaşlar. Hani 900'lü, binli yıllara denk gelir. Artık o yüzyıldan sonra biz edebiyatımızı İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı diye ayırırız. Şimdi İslamiyet öncesinde şunu unutmayın. Sözlü edebiyat dönemimiz var. Hani orası çok kolaydı. Hızlı geçeriz orayı. Sağlı saklı koşup destan onları duydunuz zaten. Bir de yazılı edebiyat dönemimiz var. Onu da 10. sınıfta Göktürk kitabelerinde duymuşsunuzdur. İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı bakın lütfen Divan Edebiyatı'nın diğer isimlendirmelerine dikkat edin. Klasik Türk Edebiyatı arkadaşlar. Divan Edebiyatı deyince aklımıza Klasik Türk Edebiyatı gelsin. Ve Halk Edebiyatı oluşuyor. Mesela Halk Edebiyatı'nda kolları var. Anonim Halk Edebiyatı, Aşık Edebiyatı ve Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı. E peki batı etkisi bizde yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Özellikle 1860'lı yıllardan sonra hatırlayın bu tarih çok önemli edebiyatta. Çünkü gazete çıkartılıyor değil mi? Karluklar demişsiniz mesela geçiş döneminden önce. Aferin doğru. 1860'tan sonra arkadaşlar gazete çıkıyor. Şinasi gazeteye çıkarıyor. Yani burada yalnız şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şuraya kadar pek tarih söylemedik. 1860 ve 1896 yılları arası edebiyatta tanzimat dönemi Türk edebiyatı olarak bilinir. Tarihleri ben önemsiyorum arkadaşlar. Servet-i Fünun edebiyatı çok uzun sürmüyor. Dikkat edin 1896 ve 1901 arası da Servet-i Fünun edebiyatıdır. Yalnız burada bir şey dikkat edin. Servet-i Fünun ve Fecrati arasında 8 senelik bir boşluk var arkadaşlar. Yani Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra bir boşluk oluşuyor edebiyatta. İşte o boşluktan sonra Fecraticiler de edebiyattaki bu boşluğu Doldurmak istiyorlar. Fecrati topluluğu aslında 11 ay falan sürüyor. Hani 3 yıl bile değil aslında da kısa süren bir topluluk. Fecrati topluluğundaki birçok bir sanatçı daha sonra milli edebiyat dönemine geçer. Yani 1911'den başlayıp hani o silahlıkta Genç Keremler Dergisi'nin çıkmasıyla başlayan ve Cumhuriyet'in kurulmasına kadar sürece de milli edebiyat dönemi deriz. Arkadaşlar diğer adı ulusal edebiyattır milli edebiyat döneminin. Ve son dönem olarak da günümüzün dönemi yani Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı arkadaşlar. Hatta Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını birkaç bölüme ayıran araştırmacılar da oluyor. Yani Orhan Veli'ye kadar olan döneme birinci dönem Cumhuriyet dönemi diyen araştırmacılarımız da var arkadaşlar. Dönemlerimiz kısaca kaba ifade edeceksek bu şekilde arkadaşlar. Şimdi İslamiyet öncesi dönem dedik ki sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat olarak ayrılır. Sözlü edebiyat arkadaşlar Türk edebiyatında çok gelişmiştir. Çünkü Türkler göçebe yaşıyor. Yanlarında çok kitap taşıyamıyor. O yüzden sözlü kültürümüz zengin arkadaşlar. Sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan ürünlerin oluşturduğu edebiyat dönemidir. Çeşitli Türk boylarında şaman, dikkat edin, baksı, kam, oyun, adı verilen sanatçılar tarafından dikkat, kopuz eşliğinde söylenen koşuklar, ölen bir kişinin ardından söylenen savgular, toplumu derinden etkilemiş olayların ardından oluşmuş destanlar, gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş savlar yani atasözleri bu dönemin edebi ürünleridir. E, yazılı edebiyatımız yok mu İslamiyet önce? Tabii ki var. Özellikle bu 8. yüzyıla ait yani 720, 732, 735 arkadaşlar bu göktük yazıtlarının dikildiği tarihtir arkadaşlar. Yani bizim ilk yazılı edebiyatımız aslında yani edebi eser olarak o dönemi alabiliriz. Ayrıca arkadaşlar Uygurlara ait altın yaruk, ırk bitik, kalyanam kara ve papam kara gibi bazı metinlerimiz de bu dönemde oluşmuş. Tabi bu metinlerde Uygur metinlerinde biraz değişim söz konusu. Din değiştirdikleri için Uygurlar arkadaşlar dini bakın şöyle söyleyelim. Dini bazı menkıbeler ön planda olabilir. Demiştik ki Türk Edebiyatı'nın dönemleri ayrılmasında din anlayışı, dil coğrafyası, bazı siyasi sosyal olaylar çok etkilidir. Mesela Uygurların da din değiştirmesi onların edebiyatını etkiliyor arkadaşlar. Tamam. Maniheizm din demişsin. Bu Senur çok doğru. Budizme geçiyorlar, Maniheizme geçiyorlar arkadaşlar. Aferin size. İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı arkadaşlar aslında iki kolda gelişim gösterir. Hani genel olarak ifade ettiğimizde iki kolda. Bir kere Klasik Türk edebiyatı arkadaşlar uzun sürüyor. Divan edebiyatını hani Osmanlı Devleti'nin hayatıyla paralel tutabiliyoruz. 560 küsür süren bir edebiyattan bahsediyoruz. Divan edebiyatı. Ve yaklaşık ben 5000 tane şair var aslında divan edebiyatında 5000 küsür. Hepsinden tabii ki sorumlu değilsiniz ama divan edebiyatında müfredatta baktığınızda bir 10-12 tane yazar şairden sorulmuşsunuz arkadaşlar. Fuzuli değil mi? Nabi, Baki. Hani bunlar önemli isimler. Halk edebiyatı 3 kolda gelişiyor dedik. Anonim, aşık ve tekke tasavvuf olarak adlandırdığımız dini tasavvufi halk edebiyatı olmak üzere halk edebiyatı da üç kısımda işleniyor arkadaşlar. Tamam. Divan edebiyatı ağır, süslü dili var. Parça güzelliği yeterli demişsin bu senur. Aferin doğru. Parça, parça güzelliği aferin. Şimdi... Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'na baktığınızda tabii ki arkadaşlar burada tarih bizim için çok önemli. Yani Türk Edebiyatı'nda gazetecilik ilk defa bu dönemde yapılıyor. Tanzimat döneminde. Tamam. Hatta Tanzimat'ı da içinde e, üçe ayıran hocalar da olabiliyor. Teşekkürler Metan hoş geldin. Yani yenileşme dönemi Türk Edebiyatı. Tanzimat birinci dönem. Tanzimat ikinci dönem. Yenileşme hani tanzimattan önce de aslında pek çok şey yapılmış ülkemizde ona da yenileşme dönemi diyen araştırmacılarımız da var onu da söyleyelim. Tanzimat birinci dönem arkadaşlar toplum için sanat anlayışına sahiptir. 1860-76 yılları arasını kapsar. Bakın çok fazla uzun sürmüyor aslında. 16 yıllık bir dönem. Buradaki isimlere baktığımızda Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami. Bakın bunlar Tanzimat birinci dönem sanatçılarıdır. Bunları daha, daha sonraki föylerde işleyeceğiz. Şu an sadece Türkiye Devleti'nin dönemlerine bakıyoruz arkadaşlar. Tanzimat ikinci dönem sanatçılarına baktığımızda Recaizade Mahmud Ekrem Ağıtlar Şairi olarak bilinir değil mi? Üstad Recaizade Mahmud Ekrem olarak bilinir. İki tane lakabı var. O dönemin en büyük şair olarak adlandırılan Abdullah Kamit Tarhan Tanzimat 2. dönemde yaşamıştır. Hatta Abdullah Kamit Tarhan Cumhuriyet dönemine kadar yaşamıştır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde görmüştür. Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım Tanzimat 2. dönemin önemli isimleridir. Burada lütfen şunu unutmayın. Abdullah Kamit Tarhan sadece Tanzimat döneminde yaşıyor diye düşünmeyin. Dönemler arası kısa olduğu için Tanzimat'tan sonra edebiyatta yani orada büyük şairler yetişmiş, pek çok dönemi görmüş şairlerden birisi de mesela Abdülhak Tarhan'dır arkadaşlar. Tamam? Tanzimat ikinci dönemde sanat için sanat anlayışı vardı, dil ağırdı orada. Ve Servet-i Fünun dönemi aslında çok uzun sürmüyor Servet-i Fünun dönemi edebiyatımızda. Yani 1896 ve 1901 yılları arasında devam eden bir edebiyat arkadaşlar. Dil gayet ağır burada. Tabi burada tevfik fikrete özel olarak çalışmak gerekir. Tevfik fikret çünkü hayatını arkadaşlar 3 dönemde inceleriz biz. Tevfik fikretin hayatını gençlik yılları, orta yaş dönemi ve hayatının sonuna doğru daha toplumcu olduğu dönem. O yüzden hani servet-i ayrı, tevfik fikrete ayrı çalışmak gerekir. servet dönemine mesela Hatice adlı abonemiz demiş ki salon edebiyatı ki doğru bir tabir söylenebilir. Aferin sana Hatice. Yani Servet-i döneminde yeni edebiyat anlamına gelir. Edebiyatı cedide yani cedid yeni demektir. Edebiyat zaten edebiyat yani edebiyatı cedideciler olarak da adlandırılır Servet-i Kimdir peki bunlar? Tevfik Fikret şiirde başta gelir. Daha sonra Cenab-ı Şahabettin gelir. Peki düz yazıda kimler var? Halit Ziya ve Mehmet Rauf arkadaşlar Servet-i önemli romancıları arasındadır. Tamam. <laughs> Cahit Zarifoğlu der susar mısın hocam? Aa seviyor musun o şairi Ali? Hoş geldin Ali. Şimdi arkadaşlar Servet Firun'dan sonra dedik ki arada bir 7 yıllık boşluk var edebiyatta. Bu boşluğun oluşmasının pek çok sebebi var. Biliyorsunuz ki o dönemde bazı yazar kesimi, bazı şairler İstanbul'dan uzaklaştırılıyor. Bazı eserler sansüre uğruyor. Dönem kötü. Osmanlı'nın son dönemi. Hükümet bazı zor uygulamalar kararını almak zorunda kalıyor değil mi? Ve o boşluğu artık doldurmak istiyorlar. Karamanlı yazacağım. Mükemmel şairlerimiz var. Selam. Şimdi fecrati bu geleceğin ışığı anlamına geliyor arkadaşlar. Kısa süren bir edebiyat. Bu edebiyatın kısa sürmesinin en büyük sebebi tam bu edebiyatın bittiği yıllarda önemli bir edebiyatın doğması. 1911 yılında hatırlayın Selanik'te Genç Kalemler Dergisi başlayan bir ulusal edebiyat yani milli edebiyat başlıyor ve bu edebiyatımızda pek çok şeyi değiştiren bir edebiyattır. Hani zaten Fecrati'deki Yakup Kadri gibi, Ali Canip Yöntem gibi birçok sanatçı milli edebiyata katılıyor arkadaşlar. Şimdi Fecrati'yi zaten ayrı olarak işleyeceğiz sizin de. Hızlıca bahsedelim. Geleceğin Aydınlığı gibi bir ismi var bu topluluğun. Tabi buradaki en büyük isim Ahmet Ayşim. Çünkü Ahmet Ayşim hayatının sonuna kadar Fecrati edebiyatı anlayışını devam ettirir arkadaşlar. Kişisel çabalarıyla, şiirleriyle bunu devam ettirir. Ahmet Haşim, yalnız şuna dikkat edin, 1933'te vefat ediyor. Yani Ahmet Haşim de Cumhuriyet dönemini görmüştür. Dediğim gibi şunu unutmayın. Edebiyatın son dönemleri arasındaki yıllar kısa arkadaşlar. Yani birçok sanatçı birçok edebi dönemi görüyor arkadaşlar. Hatta hani Servet Üfü'nün dergisi diyoruz ya, bu dergi aslında arkadaşlar şöyle söyleyelim. Açılıyor, kapatılıyor, açılıyor, kapatılıyor derken aslında Cumhuriyet döneminin ta 1944'e kadar çıkan bir dergidir aslında. Ama biz unutmayın. Sevtifunun ne zaman bitiyor diyoruz. 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın'ın hatırlayın. Edebiyat ve hukuk diye bir makalesi vardı. O makaleden sonra topluluk dağılıyor. Dergi kapatılıyor. Sonra daha sonraki yıllar açılıyor. 1944'e kadar devam eden bir dergi aslında. O dergide pek çok yazar şair yetişmiş. Ve geçelim. Cumhuriyetten önce Milli Edebiyat dönemi var demiştik, değil mi? Milli Edebiyat döneminin tarihleri çok önemli arkadaşlar. 1911-1923. Yalnız burada şu uyarıda bulunmak istiyorum. E hocam 1911'den önce hiç mi böyle milli duygu düşünceler dile getirilmemiş diye soracak olan olursa ona şöyle cevap verelim. 1897 yılında çok önemli bir şairimiz var, milli şairimiz. Bu arada canlı yayına katılanları sormak istiyorum. Edebiyatımızın milli şairi kim arkadaşlar? Mehmet Emin. Şimdi ben bir şeyden bahsedeceğim. Siz onu düşüne durun. Edebiyatımızın milli şairini düşünün siz. Ben başka bir bilgi yazayım şuraya. Cenge giderken şiirine bir yazalım. Sakın Zehra o yanlışı yapma. Tamam canım. Birçok öğrenci o, onu yanlış olarak yanlış biliyor. Hayır Mehmet Akif değil arkadaşlar. Aferin Veysel. Arkadaşlar Mehmet Akif İslamcı şairdir edebiyatımızda. Ümmetçi şair olarak bilinir. Bakın daha 1911'den önce ta 1897 yılında milli edebiyatın daha hiç adı duyulmadığı halde Ceng'e giderken şiiriyle meşhur bir şairimiz var. Mehmet Emin Yurdakul. Mehmet Emin Yurdakul arkadaşlar. Milli şairimizdir kendisi. Hatta Türkçü şair olarak da bilinir. Hatta Türk şairi olarak da bilinir. Hani üç tane lakabı var diyebiliriz. Hatta şöyle bir... Söz var. Mehmet Emin Yurda kula demişler ki efendim sizde zaten iki tane lakap var. Türk şairi, milli şair. Acaba birini alıp yani milli şair unvanınızı alıp Mehmet Akif'e versek nasıl olur diye sormuşlar. Ne cevap vermiş? Bu lakapları ben almadım. Bana bu lakapları millet verdi. Millete sorun. Ben bir şey diyemem demiş arkadaşlar. İnşallah bu saatten sonra unutmazsınız. Milli edebiyat dönemi Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük görüşleri taraftar bulmuş o dönemde. Tabi bunlardan hangisi tutuyor? Türkçülük görüşleri arkadaşlar. Tutan bir edebi akım olacak edebiyatımızda. Ömer Seyfettin. Burada şu uyarıda bulunmak istiyorum. Ömer Seyfettin, evet milli edebiyatçı Cumhuriyet Dönemi'ni göremedi arkadaşlar. Maalesef. Allah ona kısa bir ömür nasip etti. Keşke görseydi. Keşke uzun yaşasaydı. Diğer birçok sanatçı Cumhuriyet Dönemi'ni görüyor ama... Ömer Seyfettin Cumhuriyet dönemini göremeden vefat ediyor sevgili arkadaşlar. Diğerleri Cumhuriyet dönemini görüyor. Ziya Gülkalp, Ali Canip Yöntem 3 büyüktür. Milli Edebiyat'ın arkadaşlar 3 büyük kurucusu tekrar söyleyelim. Ömer Seyfettin, Ziya Gülkalp, Ali Canip Yöntem. Buradaki en önemli isimlerden birisi de Ziya Gülkalp'tir. Çünkü hatırlayın Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen 3 büyük şahsiyet vardı. Birincisi Namık Kemal'di. İkincisi Servet Üfü'nün döneminden Tevfik Fikret. Üçüncüsü ise milli edebiyat döneminden Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. Düşünceleri yönüyle çok etkilemiştir. Yani Türkçülüğün esasları adlı eser özellikle çok önemlidir. Tamam. Geçelim milli edebiyat dönemini ve günümüz dönemine bir bakalım. Tabi bunları arkadaşlar detaylı işleyeceğiz. Şu an sadece dersin başlığı edebiyat dönemlerine genel bakış. Cumhuriyet dönemi arkadaşlar 1900 tabii ki 23'te başlayacak. 29 1923te hatırlayın Cumhuriyet ilan ediliyor ve o saatten sonra artık Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyoruz biz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadarki süreci içine alan bir edebiyat dönemidir. 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla toplumsal ve siyasal yapıda köklü değişimler oluşturan yeni bir dönem, Cumhuriyet dönemi başlamıştır. Pek çok kurum kuruluyor hatırlarsanız. Yani Arap alfabesinden Latin kökenli yeni Türk alfabesine geçiş oluyor ve Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu yani 12 Temmuz 1932'de bizzat Atatürk'ün direktifiyle Türk Dil Kurumu kurulmuştur arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde dil nasıl dil diğer dönemlere göre sade arkadaşlar. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk bunu yazarlara telkin ediyor, onlara söylüyor hani dilinizi sadeleştirin. Hatta şöyle söyleyelim, Halit Yavuşak'ta gil mesela servet ürününci değil mi? Cumhuriyet döneminde bir kez daha ve dördüncü kez, çok ilginç, dördüncü kez eserini sadeleştirmiştir. Hangi eserini? Aşk-ı Memnu'yu, Mavi ve Siyah gibi eserlerini Cumhuriyet döneminde tekrar sadeleştirmiştir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Halit Ziya Cumhuriyet döneminde görmüş bir yazar değil mi? Bunları konuşuruz daha sonra. Şimdi buraya dikkat edin. Bu değişimlerle gelişen Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın iki evreden oluştuğunu söyleyenler var. Yani 1923'ten 1940'a kadar olan Türk tarihi ve Atatürk ile ilgili konuların ağırlık kazandığı birinci evre. Yani 1940'a kadar Türk tarihi, Atatürk ilki ve inkılapları, Anadolu çok anlatılmış eserlerde. O yüzden 40'a kadar olan döneme birinci dönem Cumhuriyet dönemi diyebiliriz. Tamam. Cumhuriyet'in ilk yıllarında milli edebiyat zevk ve anlayışı sürer. Tabii ki bu çok doğal bir şey. Yenileşme dönemi Türk edebiyatında yazınsal yapıtlarda tartışılan birçok sorun dikkat edin buraya Atatürk ilke ve inkılaplarında artık ifadesini bulmuştur. Önceki dönemlerde milli edebiyat anlayışıyla ya da bağımsız ürün veren birçok sanatçı şimdi buraya lütfen dikkat Ahmet Haşim, Yaya Kemal, Yakup Kadri, Halide Edip, Reşat Nuri, Refik Halit, Beş Hececiler. Sanat yaşamlarını Cumhuriyet döneminde de sürdürmüş. İşte arkadaşlar, burası çok önemli. Beş hece şiir topluluğunu sadece Cumhuriyet'te çıkmıştır diye düşünmeyin. Birinci Dünya Savaşı yıllarında çıkıyor. Yani beş hececiler aslında Cumhuriyetten önce var. Bu isimler Cumhuriyet döneminde de eser yazmaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Tamam. <laughs> Cumhuriyet döneminde şöyle kısaca bakış yaptık. Tabi Cumhuriyet döneminde daha önce duyulmamış edebi akımları duymaya başlarız arkadaşlar, değil mi? Hani sürrealizmdi, işte postmodernizm, modernizm, fütürizm gibi akımları biz artık bu dönemde yani Cumhuriyet döneminde göreceğiz. Ve Cumhuriyet döneminde bazı edebi topluluklar göreceğiz ki mesela bunlar arasında ilk edebi topluluğumuz Cumhuriyet döneminde 1928 yılında oluşan bir topluluk var. 7 tane genç, liseden mezun yeni 7 tane genç arkadaşlar Cumhuriyet döneminin ilk edebi topluluğunu oluşturmuş. Saf şiirciler Ahmet Ayşin'le başlamıştı değil mi? Fecati döneminde bu adamlar Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Toplumcu gerçekçiler var. Orhan Veli'nin arkadaşları dediğimiz birinci yeniciler. Cemal Süreya ve arkadaşları ikinci yeniciler. Hisarcılar mesela Yavuz Bülent Bakiler ve arkadaşları. Attila İhan'ın topluluğu vardır. Maviciler. Yani bunlar Cumhuriyet döneminde o dönemde adını duyurmuş topluluklarda arkadaşlar. Toplumcu gerçekçiler bireyin iç dünyasını esas alanlar modernizm ve postmodernizmi benimseyenler gibi farklı anlayışlar da Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış. Tamam bu kısmı geçeceğim arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. İyice dinlediniz, edebiyat dönemlerine iyice vakıf oldunuz. Etkinliklerimizi yapmaya çalışalım. Şimdi aşağıdaki yargılarda demiş ki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. nokta 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 Bir toplumun edebiyatının aldığı yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan, edebiyat hayatını bütün olarak değerlendiren dikkat bir bilim dalı Hatırlayın aslında aferin Büşra Aykaç doğru söylüyorsun. Arkadaşınız diyor ki edebiyat tarihi diyor hocam. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının aldığı yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan edebiyat hayatını bütün olarak değerlendiren bir bilim dalıdır aslında. Tamam. Kronoloji direkt diyemeyiz. Çünkü Malşmak adlı abone kronoloji bir şeyi tarihsel sıralamaktır. Burası edebiyat tarihi. Şimdi ikincisi çok ilginç arkadaşlar. Hani hocam bu kadar boşluk mu olur? Şimdi Edebiyat tarihi alanında çalışmaları olan isimler. Hatırlayın birçok isim söylemiştik. Hatta edebiyat öğretmenleri için Mehmet Fuat Köprülü'nden bahsetmiştim size. Değil mi? Türk Edebiyatı tarihi. Hatta size neyden bahsettim? Vasi Mahir Koca Türk'ten bahsetmiştim. Hatırlayın dersin başında biz şunlara değinmiştik. Hani şöyle göstereyim. Hatırladınız mı bu sayfayı? Fuat Köprülü dedik, Nihat Sami Banarlı dedik, Agah Sarı Levent dedik, Tanpınar demiştik, Mustafa Nihat Özon. Vasmi Mahir, Şükran Kurdakul ve İnci Engün'ün gibi yazarları söylemiştik. O zaman biz oradaki boşluğa bu isimleri şöyle hızlıca size göstereyim. Yani buralar nasıl doldurulacak? Bu şekilde arkadaşlar. Tamam Mesela Nihat Sami Banarlı'nın resimli Türkiye Edebiyatı Tarihi demiştim. Tamam. Şimdi Buraya geçiyorum 3. diye Demiş ki edebiyatın dönemleri ayrılmasındaki ölçütler. Hatırlayın edebiyatımızı dönemleri ayırırken bazı bizim ölçütlerimiz vardı. Bazı kıstaslarımız vardı. Değil mi? Onları şöyle bir size göstereyim. Hani din anlayışı, dil coğrafyası, işte kültürel farklılaşmalar, dildeki değişimler bunlar da edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerdir arkadaşlar. Şimdi Türkçenin ilk yazılı örnekleri bakın 720, 732, 735'li yıllarda yapılan, yazılan, yazdırılan Köktürk kitabeleri, Göktürk kitabeleri, Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri, Orhun anıtları, Orhun abideleri. Bakın bu isimler aynı şeydir aslında fark etmez değil mi? Bunlar genel olarak Göktürk, Köktürk kitabeleri fark etmez hepsi aynı kapıya çıkıyor. 11. yüzyıldan demiş ki 19. yüzyıla kadar bak 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan Türk Edebiyatı dönemine bakın bayağı uzun bir dönem İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı deriz arkadaşlar. Nokta nokta ve nokta nokta edebiyatı olarak iki kolda da gelişim göstermiştir. Lütfen dikkat İslamiyet etkisindeki edebiyatımız divan ve halk edebiyatı olarak iki kolda gelişmişti. Tamam <laughs> Tabi halk edebiyatının kendi içinde kolları vardı. Anonim, aşık, tek edebiyatı diye. Tamam. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı dikkat edin. Kendi içerisinde şöyle gösterelim. Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, hatırlayın Fecrati dönemi, Milli Edebiyat dönemi de aslında Batı etkisinde gelişen bir Edebiyat dönemidir. E zaten Cumhuriyet döneminde Batı etkisi söz konusu. Tamam. Burada lütfen şunu şaşırmayın. Milli Edebiyat dönemi Batı etkisinde mi? Zaten şöyle bir şey. 1860 sonrası tamamen Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıdır arkadaşlar. Neden Milli Edebiyat ortaya çıkıyor? Fransız ihtilali sebebiyle Avrupa'da birçok topluluk milliyetçilik akımı yüzünden Osmanlı'dan ayrılıyordu veya isyanlar ortaya çıkıyor. Bizde de milli hatta Türkçülük görüşü öne çıkıyordu arkadaşlar. 7. Nokta noktalar demiş. İslam öncesine ait sözleri ve türünleri burası bizim için kolaydı. Hızlı geçtik. Sağ ol, sagu, koşuk ve destanları söyledik. Yani koşuklar şiir. Sagular Önemli kişilerin, önemli hakanların, önemli insanların arkasından söylenen acıklı şiirler, mesela Sagun'un halk edebiyatındaki karşılığı ağıttı. Sagun'un divandaki karşılığı mersiye. Savlar atasözü destanlar. Divan edebiyatı nokta nokta ve nokta nokta edebiyatının etkisi altında şekillenmiş bir edebiyattır. Bakın arkadaşlar. Divan edebiyatı. Aferin Marslı Panda adlı abone. Çok güzel. Unutmayın divan edebiyatı arkadaşlar Arap ve Fars edebiyatının etkisindedir. Tamam mı? Tabi Türklerin de divan edebiyatına kazandırdığı bazı şeyler var. Mesela şarkı nazım biçimi, tuyu değil mi? Şarkı ve tuyu da Türkler divan edebiyatına kazandırmıştı. Tanzimat ilk kuşak yazarları toplum için sanat, ikinci kuşak yazarları sanat için sanat anlayışını benimser. Şimdi Milli Edebiyat döneminin öncüleri arkadaşlar burada üç isim bizim için çok önemli. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem bunlar arkadaşlar Milli Edebiyat döneminin de öncüleridir. Tamam mı? Dilde nokta nokta ve nokta nokta kaynaklara yönelme. Yani dilde sadelik ve milli kaynaklara yönelme, hece ölçüsü kullanma, halk şiirin azın biçimleri kullanma, Anadolu'ya yönelme. Tabii ki milli edebiyat döneminin en belirgin özellikleridir arkadaşlar. Bu belirgin bir özelliğidir milli edebiyatın. Sadelik, milli kaynaklar, hece ölçüsü, halk şiirin azın biçimleri ve Anadolu'ya yönelmedir. Tamam. Boşlukları bu şekilde doldurduk. Şimdi buraya kadar olan kısımda aslında arkadaşlar Türkiye Edebiyatı'nın dönemleriyle ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Burada EİS yayınları şey yapmış. Araya bir metinler konusu koymuş. Konumuz o olmadığı için aslında geçmek istiyorum da biz yine de bakalım. Genel olarak elimize bir metin aldığımızda bu yaz bir sanatsal metindir ya da öğretici metindir. Sanatsal metinse eğer Coşku veya heyecanı dile getirir ki coşku ve heyecanı dile getiren metinler bu arada tablo aşağı doğru devam ediyor arkadaşlar. Yani coşku ve heyecan dile getirenler de dile getiren metinler şiir olabilir, tiyatro olabilir değil mi? Ondan sonra şöyle göstereyim. Olay çevresinde oluşan bir metin varsa karşımızda işte modern tiyatro, geleneksel Türk tiyatrosu. Eğer bir metin arkadaşlar öğretici metinse gazete çevresinde gelişen bir metin olabilir veya kişisel hayatı konulan bir metin olabilir değil mi? Şimdi gazete çevresinde gelişiyorsa eğer o makale, fıkra, deneme, eleştiri. Arkadaşlar bunlar gazete çevresinde gelişir. Günlük mektup anı biyografi zaten 1860'tan önce de günlükler yok mu? Var. E mektup da var. E, anılar yok mu? Var. Babür Şah'ın Babür adlı eseri mesela. E biyografi yok mu? Aslında tezkirelerde bir çeşit biyografi olarak söylenir. Yani şu an bunlar da günlük yaşamı yani kişisel yaşamı konu alan eserlerdir. Tamam. Geçeceğim arkadaşlar. Şimdi dersi sonradan izleyenler için söyleyeyim. Konu anlatımı burada bitiyor arkadaşlar. Türkiye Edebiyatı'nın dönemleriyle ilgili çalışmamız buydu. Ben kısıtlamayı kaldırmak istiyorum. Cevap vermek isteyenler çok oluyor yayınımıza. Burada baya güzel destekte bulundunuz. Güzel bilgiler verdiniz canlı yayınımızda. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle kısıtlamamızı da kaldıralım da. <laughs> 10 saniye yeterli diye düşünüyorum. Bir su içeceğim arkadaşlar müsaadenizle. Sonra hızlıca soruları çözeriz arkadaşlar. Oha çözmüşsünüz böyle. CCC. Hadi hadi hocam hadi. Acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Soruları çözeceğiz. Ben bir şöyle özür dilerim olamaz. Doğru cevap verdiniz diyordum arkadaşlar. Sizi böyle övüyordum. Tamam. Cevabımız C. Tekrar edeyim. Kabul edilen dini inançlar, etkileşime geçilen uygarlıklar, büyük toplumsal dönüşümler, kültürel alandaki değişimler bunlar Elibat'ın dönemleri ayrılmasındaki ölçüttür. Ama kullanılan alfabedeki farklılaşmalar ölçüt değildir. Aferin. Şimdi ikinci sorumuza geçtik. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? nokta nokta işlelerinden biri edebiyat türlerinin gelişimini göstermektir. Bak bu cümle önemli. Bundan dolayıdır ki çeşitli türlerin doğuşunu hangi etkenlerle nasıl geliştiğini, bu gelişmelerin nasıl bir yol izlediğini dil ve teknikteki özelliği belirtmek bu alanın başlıca ekseni olmalıdır. Hatta biz bu alana bir bilim diyorduk arkadaşlar hatırlayın. Edebiyat tarihinin alanına girer. Edebiyat tarihi de bir bilimdir. mi? Mesela ne demiştik size? Mehmet Fuat Köprülü'den bahsettik, Nihat Sami Banarlı'dan bahsettik. Yani bu insanlarımız edebiyat türlerinin gelişimini gösteriyor, edebiyatımızın tarihini gösteriyor bize. Tamam D dedi birçok arkadaşımız. Teşekkürler. Tebrik ederim. Halil Erkan bir kere D yazman yeterli yoksa görünmez mesajın. Geçeceğim üçüncü sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla hangisi getirilsin? Türk Edebiyatı farklı dönemlerde farklı etkiler altında gelişimi gösteriyor. Güzel. Destan döneminde nokta nokta. İslamiyet sonrası dönemde nokta nokta. Modern dönemde ise nokta nokta edebiyatımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. <laughs> Hadi bakalım. Bu C, D demişsin. C diyen de var yalnız. Hmm. C ve D arasında gidenler çok var. A diyen de çıktı. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar o zaman bir daha dikkatlice okuyalım. Bakın Türk Edebiyatı farklı dönemlerde farklı etkiler altında gelişme gösterir. Destan döneminde. Şimdi bu aslında C diyenleri anlıyorum. Hani göç e, hadisesi önemli mi? Yani kavmi özellikler arkadaşlar. İslamiyet sonrası dönemde bir kere arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. İslamiyet sonrası dönemde bir kere edebiyatımızda din çok önemli. Hatırlayın İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı olarak adlandırıyoruz zaten. Divan edebiyatı ve halk edebiyatına değil mi? Modern dönemde ise arkadaşlar tabii ki modern dönemde yani özellikle bu sorunun cevabı 3'ten çıkar. Batı kültürü edebiyatımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özellikle burada 3. boşluk çok önemli. Kamyon özellikler. Din, batı kültürü arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum 4. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Demiş ki İslamiyet'in kabulüyle birlikte edebiyatımızda yaşanan gelişmelerden biri değildir arkadaşlar çözüm ben, ben bir çocuğa bakayım Adam, abim, adam. He, alabilirsin oğlum şimdi yok işte <laughs> biz şimdi diğer soruyu açalım arkadaşlar yapacak bir şey yok <laughs> daha önce de bunu duyurusunu yapmıştım ara sıra canlı yine oğlan gelebilir oğlan ağladı onu almam gerekti <laughs> geçeceğim Kesmedim. ben diğer sorunuza Kesmedim. dur onu şöyle yakınlaştıralım ha ha <laughs> ha <laughs> Ama sen öyle yap, öyle yaparsan okuyamazlar. Ben bunu size nasıl yapayım? Öyle yaparsan okuyamazlar oğlum. <laughs> tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ama orada sevmiyorum <cüzünüm> ki. <laughs> Şöyle yapalım mı seninle? Beşinci sorunun cevabını. Ha. Ha şurasını. Bak bak şurayı işaretli şurayı. Şurayı bak burayı görmezlerse soruyu yapamazlar. Değil mi? Aferin C diyenler. Miraç kelimesi arkadaşlar. Hiç Türkçe bir kelimeye benziyor mu? Tabii ki oğlum. <laughs> arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği. Aferin. Miraç kelimesi. Yani hiç İslami bir kelime değil. İslamiyet öncesinde ait olan bir şiir olamaz. Doğru çözdünüz. Geçiyorum arkadaşlar. Altıncı soruya çözün bakalım. Hayır o şekilde değil. Allah. Şöyle yapalım oğlum. Oğlan D'yi işaretliyor ama cevap D olmayabilir. Yani siz oğlana bakmayın. <laughs> Oğlum birçok arkadaşım B diyor. Sen neden gittin D'yi işaretledin? Hangileri Türkiye Libyatı'nın aynı dönemine özgüdür? Arkadaşlar koşuk ve ne dediniz? Sav. Evet. ben yastım. Evet. Sen şunu söylesene. Ben sana bir harf yazayım. Herkese söyle bakayım. Şun hangi harf? P. P mi bu? P. Peki şu ne? De. Yok bu L. Şu De. ne? Bu De. ne oğlum? De. Ha doğru. Tamam. Arkadaşlar bunun cevabı 1 4 dediniz. Koşuk ve sağ dediniz. Doğru dediniz. Dur şunu De geçirelim. Olunlar, ha. Ha. Dur yaklaştıralım. Al al. O öyle yaparsan okuyamazlar. Abiler şimdi bak görüyorsun orada kamera var. Onu okusunlar oğlum tamam mı? Sadece düşünüyorum sadece. Yapacak bir şey yok Mongol. Yani konuyu anlattık. Çocuk ağladı. <laughs> Hangisi getirilemez demiş. Bazı metin türlerinde okura yol gösterme, öğretme, bir fikri aşılama düşüncesi estetik kaygının önüne geçer. Böyle metinlerde Gerçeğin değiştirerek yeniden yorumlanması tasarlanmış edebi bir üstü süslenmiş bir hali. Aa sen gene çizebiliyorsun bir <laughs> Aa sanıyorum. Şöyle çizeceğiz oğlum onu. <laughs> Ama bir dakika oğlum şuna bir cevap verelim mi? Önce abilere cevap verelim de sonra kızacaklar bize. Hoca cevap vermedin. <laughs> evet işte. <laughs> evet evet oğlan dersi bastı. <laughs> Öykü arkadaşlar hani köşe yazısı zaten şıkları eşleştirmek gerekir arkadaşlar. Hani köşe yazısı, makale, biyografi, sohbet. Bunlar da okura yol gösterme, öğretme, fikri, aşılama, estetik kaygının önüne geçer. Ama hani öyküde yazarlar estetik kaygıyı e, ön plana alırlar. İkinci plana atmazlar öyle söyleyelim. O yüzden cevabımız burada öykü arkadaşlar. Tamam. Sağ olun sağ olun. Eda güner teşekkür ederim. Siz 8'i çözün. Dur, yaklaştıralım mı? Yaklaştıralım mı? Hadi gel yaklaştıralım. Bak hı. bak kocaman yaptım yazıları gördün mü? Hı. Hı hı, öyle değil. Hı hı. Heh, sen şuna bak bas şimdi. O o. O ne? <laughs> Ayı kırarsın dur Ay. yapma. C diyenler, aferin dur oğlum, dur oğlum, bana ver, dur, ben düzelteyim mi oğlum? Ben düzelteyim mi? Şimdi ben düzelteyim mi oğlum? Doğru arkadaşlar, mazlum hikaye olsun, tiyatro, mesnevi, masal, bunların içerisinde bir olay vardır. Yani olay anlatma temellidir. Ama Mensur zaten şiirde illa olay olacak diye bir şey yok. Hatta mensur düz yazı demek değil mi? Düz yazı sal şiir olarak da söylenir. Onlar da olay anlatma temelli değildir. Oğlum kurabiye yer misin? Annenin yanına gidelim mi? Baban kurabiye mi? Hı hı. Yiyelim mi? Bakalım belki vardır. Belki vardır. Hı, belki A vardır. Belki vardır kurabiye. Hı. Ben süt içimdim sana. Aynı Hı -hı. <laughs> bana... Bu arada Serdar diyor duydunuz mu? <laughs> Dokuzuncu sorunun cevabı arkadaşlar ee, yanılanlar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Eşleştirme yapmamız gerekiyor. Yanılanlar var. Bu soru biraz yordu sizi değil mi? Yani Şöyle yapalım, şey yapalım mı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Adana diyenleri tebrik ederim. Anne. Cevabımız Adana. <laughs> hani günlüklerde... Birinci kişili anlatım olabilir. Sohbette zaten e, içten samimi bir anlatım vardır. Değil mi? Anılarda öğretici nitelik vardır. Gezi yazılarında e, bir kere betimlemeniz lazım. Bir yeri gezdiniz orayı anlatmanız için betimlemeniz lazım. E, tiyatrolar arkadaşlar anlatmaya bağlı bir metin midir yoksa göstermeye bağlı bir metin mi? Değil mi? Tiyatrolar Eyşan Tezcan'ın da dediği gibi göstermeye bağlı bir metinler arkadaşlar. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Tamam. Geçiyorum. Geçemiyorum. Ya evet, şuraya geçemiyorum. Dur oğlum dur. Sen o kurabiyeleri ben bitireyim istersen. Bak şimdi nasıl gidecek. <laughs> kurabiye dedim yine gitti. Hadi görüşürüz güle güle. Aha, yersin sen kurabiye. Çocuk olunca ekran böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> 10. sorumuz. Aşağı yukarıdan hangisi öğretici metinleri özgü bir özellik değildir? Şimdi öğretici metinlerde arkadaşlar tabii ki düşündürme kaygısı ön planda. Anlatılanların Kaynağı gerçek yaşamdan alınır. Öğretici metin olacak ya. Dil göndergesi işlevde olur. Çünkü bize bilgi verecek. Açık anlaşılır bir dil kullanılır ki öğretici olsun. Ama kurmacaya dayalı metinler daha çok arkadaşlar. Yani coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Anlatmaya bağlı metinlerde kurmaca vardır. Ama öğretici metinlerde öyle bir şey söz konusu olmaz. 11. soru. Hangisi sanatsal metin türlerinden biri değildir? Sanatsal metinler. Arkadaşlar burada tabii ki şiiri almanız lazım. Hani zaten edebi sanatlar var şiirde. Değil mi? Başka? Sanatsal metinlerde roman edebi üslubunu konuşturur yazar. Hikayelerde aynı şekilde edebi bir üslub söz konusudur. Tiyatrolarda arkadaşlar üslub önemlidir. Mesela yerel üslub da kullanılabilir. Değil mi? Elit bir üslup da kullanılabilir. Yani seçkin bir üslup da kullanılabilir tiyatroda. Ama gezi yazılarında hani sanatsal metin türlerinden diyemeyiz arkadaşlar. Tamam. Geçiyorum 12. soruya. Bundan sonra yeni nesil sorular var. Bu tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki yerlerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Tabi sırasıyla arkadaşlar. Bu tip sorularda sırasıyla derken hani ee, yani bir şöyle düşünün arkadaşlar. 1 2 3 şöyle. <laughs> Şimdi tiyatro demiş. Metnin türü tiyatro. Metnin amacı edebi zevk uyandırmak. Metnin kaynağı. Tiyatrolar arkadaşlar kurgu daha çok kurgudur ya. Yani bu ya A olacak ya C olacak ya E olacak değil mi? Böyle düşünün. Şimdi metnin türünü bilmiyoruz. Amacı neymiş? Bilgi vermek kaynağı gerçek dünya. E şimdi öykü demiş roman. Ha, o zaman cevap çıkıyor. Makale. Günlük ortaya ne gelsin arkadaşlar? Metnin amacı bilgi vermek. Metnin kaynağı gerçek dünya. Yani bu şekilde eşleştirdiğimizde cevabın A seçeneği olduğunu görmemiz gerekir. Tamam. Özellikle burada birincisi yani tiyatronun e, amacı edebi zevk uyandırmak. Kaynağı kurgudur arkadaşlar. Geçiyorum. Yalnız geçmeden önce bu ne? Aaa. Bu soruyu çözemezsiniz. Hepsini gösteremeyeceğimiz için. O yüzden 2'den devam edeceğiz. İkinci soru arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan yeni nesil diye adetmiş kaynak. Bakalım nasıl bir soruymuş. Yeni nesil. Hangisinde? Numaralanmış dönemlerin her birine ait bir kavrama yer verilmiş. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı, Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Hmm. Güzel soru mu? Daha önce böyle bir soru çözdünüz mü bilmiyorum. İslamiyet öncesinde koşuk var. İslami dönemde mesnevi var hocam. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı'nda roman var. A deyip geçelim. Çok zor değilmiş bu benim yeni nesil soruya. Değil mi? Geçtik. Üçüncü soru. Türk Edebiyatı'nın bazı dönemleriyle ilgili olarak Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Genel bir soru arkadaşlar. Bütün dönemleri düşünmemiz lazım. Ses dur. Bu arada arkadaşlar dersi sonradan izleyenler için söyleyelim. Son sorumuz. Lütfen bu soruyu doğru yapın. Şimdi Türk Edebiyatı'nın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verenlerden hangisi yanlıştır? Evet doğru cevaplar çıkıyor da yanılanlar var dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi İslamiyet'in kabulünden önceki dönemde edebiyat evet sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Yani İslamiyet'ten önce de sözlü edebiyatımız var yazılı edebiyatımız da var İslamiyet'ten önce. Göktürk kitabelerini hatırlayın arkadaşlar bu bilgi doğru. İslam dininin kabul edilmesiyle Arap ve İran edebiyatlarının etkisinde kalınmıştır. Özellikle divan edebiyatı Arap ve Fars edebiyatının etkisi altındadır. B seçeneği de doğru. İslamiyet'in kabulünden sonra dil ve estetikteki farklılaşmalarla divan edebiyatı oluşmuş mu? Elbette. Bu çok doğru bir bilgi arkadaşlar. Türkçülük akımının güçlenmesi, dilde sadeleşmeye önem verilmesi elbette milli edebiyat anlayışını başlatmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile Türk Libatı hayır. Cumhuriyetin ilanı ile Türk Libatı batı, batı etkisinde gelişme göstermeye başlamıştır diyemeyiz. Batı etkisi Cumhuriyet ilanı ile değil. 1860 yani Cumhuriyet'ten önce başlıyor batı etkisi. Tanzimat döneminde başlıyor sevgili arkadaşlar. Tamam Orada bir bilgi yanlışlığı var. Derse katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Dersi desteklerseniz beğeni işte paylaşma falan oluyor ya. O tip şeyler de siz yaparsanız beni mutlu edersiniz sorusu olan derste anlamadığı bir yere olan varsa döneyim arkadaşlar <laughs> hocam fıkranın kay kay sorunu tam yazar mısın zehra tam al anlayamadım tam olarak ben teşekkür ederim Marslı hocam yedinci soruya dönebilir miyiz döneyim Dönmeye çalışalım şöyle e, Not aldın 7. soru dedin Şu mu? Atice Aysu BB oynatma listelerinde bulabilirsin Yani 2021 tyt ve 2021 aYT şeklinde bu arada Bilge şeyleri kalmış ekranda <laughs> Tamam e, Oynatma listelerinde bulabilirsin Aysu strateji öncelikle şöyle söyleyeyim sen bu soru için bir geriye e, dönelim demiştin. Teşekkürler Cansu sağ olasın. Müşra Özcan 11. sınıf 1. dönem konuları mezun gruplar için 2, hafta, 2 3 hafta diyelim bitebilir. Sınav YKS adlı abone bilgim yok ama iyidir diye düşünüyorum. Şimdi Hatice'nin sorusuna bir daha bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi? Yalnız dikkat getirilemez. Bazı metin türlerinde okura yol gösterme, öğretme, bir fikri aşılama düşüncesi estetik kaygının önüne geçer. Böyle metinlerde gerçeğin değiştirilerek yeniden yorumlanmış, tasarlanmış, edebi bir üslupla süslenmiş hali değil. Olduğu biçimde yansıtıldığı görülür. Nokta nokta bu metin türlerindendir. Şimdi köşe yazıları Hani öyle çok süslü bir edebi üslup veya bir fikri aşılama düşüncesi estetik kaygının önüne geçer. Hani köşe yazılarında zaten hani yazarlar kendi düşüncelerini okurlarına aktarıyor sonuçta. Hani Estetik kaygının önüne geçer bu bir fikri aşılama düşüncesi. Mesela makale. Makalede zaten hani estetik kaygım vardır yoksa bilimsellik mi vardır değil mi? E biyografi estetik kaygı değil de yazarı bize daha iyi anlatma vardır değil mi? E, sohbette Öyle çok yüksek bir estetik kaygı söz konusu değildir ama öykü dediğimiz tür yazarın üslubunu konuşturduğu, kurmacasını konuşturduğu bir türdür. Öyküde estetik kaygı öne geçer. O yüzden burada cevap denizli olur. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Dersi anlatmamız, soruları çözmemiz bitti. 30 kişi niye hala canlıyında? Artık yatmanız gerekiyor. Böyle beğen butonuna basmak gerekiyor. Paylaşmak gerekiyor. Ben teşekkür ederim Hatice. Sağ olasın. Merhaba Ahmet Bulak. Bitirdik dersi sen yeni geldin galiba. Hocam ben gececi tayfayım. Ben de bire kadar duruyorum. E, yalan yok ama <laughs> siz bire kadar durmayın hani demişler ya, hocanın yap dediğini yap yaptığını yapma Yayın planlayacağız videonun ayarlarını yapacağım Ama siz erken yatmaya çalışın İyi akşamlar Emine ben teşekkür ederim sağlasın İyi akşamlar Serap Evet arkadaşlar dersle ilgili soru soran kalmadı galiba Ben de o zaman dersi kapatayım Kendinize iyi bakın diyelim. Olur mu? <laughs> hmm. Bu Senur, çalıştığın ders saatinden ziyade çalışma tekniğin verimli çalışıp çalışmadığın önemlidir. Hani ben sana gidip de 5 saat ders çalış asla demem. Ders çalışırken birçok şeyi ortadan kaldırman gerekir derim. Yani seni engelleyen birçok şeyi ortadan kaldırman gerekir. Tamam saat önemli değildir daima. Verimli ders çalışmak önemlidir. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi uykular diyelim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.